Ve hemen hızlıca devam edelim efendim. Pandemi, salgın döneminde önemli umutlu haberlerden biri. Ameliyat yükünü üstlenen girişimsel radyoloji ekipleri var. Ne kadar güzel işler yapıyorlarmış. Mikro cerrahiyle hayat kurtarıyorlar. Profesör Doktor Özgür Kılıç Kesmez mücadelelerini 24 TV'ye anlattı. Sadece ellerinizi kontrol ederek milimetrik şeyleri oynatarak beyindeki 3 milim baloncuğun içerisine girip onu doldurmanız gerekiyor. O milimetrik hesaplar hayat kurtarıyor. Girişimsel radyoloji damar tıkanıklıklarına deva alıyor. İşte ciltten bir iğneyle girerek bu anjiyo cihazıyla görüntülemeyi yaparak ilerliyoruz. Dolayısıyla çok küçük aletleri kullanmamız lazım. Pandemi sürecinde hastanelerin yükü arttı. Pek çok kritik ameliyat erteleme sürecine girdi. Ancak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bu durum çok daha farklı. Girişimsel radyoloji bölümü salgın dönemindeki ameliyat yükünü üstlendi. Hastalığı geçirme esnasında veya sonraki dönemlerde insanlarda pıhtılaşma biraz daha fazla görülüyor. Hem beyin damarlarında yani inme dediğimiz hadiselerde hem de bacaklarda. Girişimsel radyoloji ünitelerinde son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor. Özellikle de hastalarda yaşanan tıkanıklıklara milimetrik hesaplarla müdahale ediliyor. Koronavirüs kaynaklı damar tıkanıklıklarının çaresi bu operasyonlarda bulunuyor. X ışınlarıyla görmeyi sağlıyoruz. Ulaşacağımız hedeflere görerek gidiyoruz. O yüzden anjiyo cihazlarını kullanıyoruz. Bu üzerimdeki kurşun önlük, bunlar bizim için negatif tarafları. Bunu gün boyu taşımak zorundayız. 3-5 kilo bir ağırlığı var. Bizi X ışınlarından koruyor. Çünkü sabahtan akşama kadar biz içerisindeyiz. Bu yöntemle tedavi edilen hastalar ameliyat sonrasındaki sancılı süreçleri yaşamıyor. Her biri birkaç saat içinde taburcu ediliyor. Genel anestezi vermiyoruz. Dolayısıyla yoğun bakımlarda yer işgal etmiyoruz. Servislerimizi hastalarımızı 4-6 saat arasında tutup taburcu edebiliyoruz. Genelde yürüyerek evlerine gidiyorlar. Profesör Doktor Özgür Kılıç Kesmez'in koronavirüs geçiren hastalara bir de uyarısı var. Koronadan iyileşip taburcu olmuş olabilirler. Ama böyle ani bir soğukluk, güçsüzlük olursa, hastaneye başvururlarsa bizler de diğer meslektaşlarımızla birlikte tabii ki yardımcı oluruz onlara.